senin bu kızından şikayetçiyim Tahsin Bey amca. Hayda. Ne yapmış ki? Cesur eve ağlaya ağlaya geldi. Bağırmış çocuğa. Manyak demiş. Evet dedim. Dedin mi Aslı? O da bana burnun çirkin dedi. E yalan mı kızım? Kötü bir şey söylememiş ki çocuk sana. Sen hakikaten manyak dedin mi? Ya baba, bir söylediğini 5 dakika sonra unutuyor. Sinirleniyor insan. Benim yetim kardeşimde toroid problemi var. Unutuyor. Yazık değil mi kızım? Bence yazık bana ya. Bir kere hayatta olan bütün çatışmalarını falan benden çıkarıyor bu baba. O senin baban değil, benim babam. İşte görüyorsunuz yani. Özür dilesin kardeşimden. Hep ağladı bu. Hay Allah. Hadi özür dileyiver kızım. Dilemeyeceğim. O zaman o da benden dilesin. O zaman sen de ondan özür dile de barışın. Öpüşün barışın. Siz kardeşsiniz. Nereden kardeş oluyoruz canım? Tamam kızım, tamam. Hadi özür dileyin de barışıverin artık, hadi. Önce o dilesin. Hayır efendim, önce o dilesin. Hadi kızım baba, hadi. Özür dilerim. Ben vazgeçtim ya. Özür falan dilemeyeceğim. Ben niye diledim o zaman ya? Dur. Cesur, hatasını anladı, özür diledi. Hadi sen de ablam, hadi. İyi peki, ama sadece babanın hatırına. Hadi aferin. Tamam. Gerçekleri dile getirdiğim için senden çok özür dilerim, oldu mu? Efişim barışın. Hadi. Söyleyeceğim mi? Bak şimdi. Söylesene. Tahsin Bey amcası. Bu evcil hayvan istiyor. Hayvan mı istiyor? Evet, hayvan. Dükkanda kedi medi satıyorlarmış, özenmiş. Parası yokmuş, alamamış. Bir kere her sanatçının evcil bir hayvanı oluyor. Bizim evde o kategoride bir tek eniştem var. Bak, Hediye teyze farkında mısın ne dedi? Ne dedi? Peki, al bakalım da. Sana arkadaşlık etsin. Madem istiyorsun al. Sağ ol baba. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hem